Yedek tişörtlerinizi de koydum. Tamam, çık şimdi. Necmi'cim günaydın. Firdevs Yoroğlu ben. Günaydın. Nerelerdesiniz siz? Hiç görüşemez olduk. Öyle vallahi. Bu aralar ev kuşu oldum. Pek çıkmıyorum dışarıya. Özlettiniz kendinizi. Vedat Beylerin bahar partisine de gelmediniz. Gözler hep sizi aradı. Yurt dışındaydım o zaman. Ya canım ben seni sabah sabah niye rahatsız ettim biliyor musun? Rica ederim buyurun. Biliyorsun bizim gelin senin şirketinle çalışıyor. Hangi gelin? Elif canım Behlül Hazneder'in şansı. Hemen hemen bütün reklam filmlerini siz çekiyorsunuz. Evet evet. Birden gelin deyince. Çok severiz Elif'i. Çok profesyonel. İşini düzgün yapan bir kız. Biz de çok seviyoruz Elif'i. Ama aile içinde bir sorunumuz var. Hayrola? Ajansı onun için Paris'teki bir ajansla bağlantı kurmuş. Bir yıllığına oraya gidecekmiş. Evet biliyorum. Bizim de iş ortağımız Paris'teki ajans. Çok ciddi bir firma. Ama Adnan Ziyagil bu işe karşı. Çünkü Behlül'ün bir an önce evlenmesini istiyor. Kız da tutturmuş kariyerimden vazgeçmem diye. Anlayacağın biraz karıştık bu aralar. Hı hı. Nasıl bir çözüm bulabilirim derken aklıma geldi. Ziyagil Holding'in reklamlarını da sen yapıyorsun. Evet. Dostluğumuz bir yana iyi bir iş ilişkimiz de var demektir seninle. Bu beni çok memnun eden bir durum. Samimiyetimize güvenerek senden şu işe bir el atma. Elif'in bir yıl buradan uzaklaşması Behlül'le ilişkisine zarar verebilir. Anladım. Bir şeyler yapabilir misin? Bu Ziyagiller için çok önemli. Bilemiyorum, bir bakayım. Lütfen ama aramızda kalsın. Adnan Ziyagil böyle bir şeyi doğrudan doğruya isteyecek bir insan değil, bunu biliyorsun. Onun için benden rica etti. Adnan Bey'le Behlül Hazretleri'nin böyle bir talepleri olduğunu. Bunu benim için halledeceksin ama Adnan Bey minnettar kalacak. Elimden geleni yaparım. Teşekkür ederiz gerçekten. Hadi öpüyorum, senden haber bekliyorum. Ya bu kadar ara vermeyeceğim. Ya bayağı hamlaşmışım. Dikkat et, zorlama kendini fazla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Niye geç kaldın? Anca. Nihat geç çıktı evden. O gitmeden çıkmak istemedim ben de. Behlül'le birlikte basın toplantısına katılmayacak mıydı? Yo, istemedi. Neden? Öyle işte. Ne gerek var dedi. Behlül'ü ciddiye almıyor. Kendi aptallığı yüzünden iş açıldı başımıza. Çıkıp onu mu savunacak? Adnan yanında işte. Nihat'a gerek yok. Nihat Behlül'e çok kızgın anlaşılan. Neler anlattı kim bilir. Evet aslında. Aman neyse. Doruk ne yapıyor? İyi, uyuyordu ben çıkarken. Ne yaptınız akşam? Behlül'e hoş geldin kutlamaları devam etti mi? Evet, havai fişek gösterisini kaçırdınız. Ne kutlaması, yorgunlardı zaten biliyorsun. Ah, yeni haberi bilmiyor ama. Elif Paris'e gitmekten vazgeçti. Hemen evlenmeye karar verdiler. Öyle mi? Çok sevindim. Anlayacağın bu yaz düğün var. Hayırlısı olsun. Ben biraz sırt çalışacağım. Karnın çıkmaya başlamış. Yok canım, daha nerede? Bugün spordan sonra bir yerde oturalım. Uzun zamandır hiç konuşamadık seninle.
Olur. Bir şey mi var? Yo, öylesine. Kardeşimle baş başa konuşmak istiyorum. Ne var bunda? Tamam. Annemi eve bıraktıktan sonra gider bir yerde otururuz. Tamam. Teşekkürler, kolay gelsin. Teşekkürler efendim. Nasıl geçti? Fena değil. Kabustu. Aynı şeyi 1000 kere sordular. Siz de niye helikopteri kaldırdınız? Ne cevap verdin? Şantiyelerden birinde acil bir durum olduğunu söyledi. Neyse, Behlül kaçar. Okula mı? Yok. Bir de okuldakilerin sorgusuna dayanamayacağım. İyisi mi birkaç gün ortalarda görünmeyeyim ben. Okuldan kaytarmak için bir bahane buldu yine. Yalnız dikkat et, bunu kurcalamaya devam etmesinler. Neyi? Yani benden duymuş ol. Oradayken telefon konuşmaların şantiyedekilerin dikkatini çekmiş çok. Çözülemeyen gönül işleri diye günahını alanlar oldu. Ya biri konuşur, tatsız bir haber çıkar, Elif üzülür. Sen de o günahımı alanlardan birisin galiba. Yo, hayır. Duyduklarımı söylüyorum. Saçmalık. Yoksa doğru mu? Tabii ki değil, saçmalıyorlar. Sıkıldım ben bu konuşmalardan. Hadi işimiz gücümüz var. Buyurun. Anne. Ne güzel sürpriz, hoş geldin. Kusura bakma, habersiz geldim. Ne demek, çok sevindim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçsene. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İçeride konuşulanların üzerinde durmalı mıyım sence? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya yok amca, yok öyle bir şey. Niye beni burada görmeye dayanamıyor anlamıyorum. Halbuki holdingdeki yerini de iyice sağlamlaştırdı. Bu rekabet senin işe sarılmanı sağlayacaksa ne âlâ. Ama kuru çekişmelere meydan vermem ona göre. Adnan Bey, bankadan aylık hesap özetleriniz geldi, masanıza bıraktım. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum, görüşürüz. Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Elif'e selam söyle. Söylerim. Hoşça kal. Sağ ol. İyi günler efendim. Babam buraya geldiğini biliyor mu? Şaka mı ediyorsun? Şu ihale olayı çok kötü oldu. En büyük düşmanı artık Adnan Bey. Bir de ben. Bütün piyasayı dolaştı. Parayı bulamadı biliyorsun. Teminatı yanmasın diye olmayacak insanlarla ortak oldu. İhalede kendinden sonra en yüksek fiyatı veren şirketle anlaşmış. Duydum. Bu ona teminatın yanmasından daha pahalıya mal olacak diye korkuyorum. Dün gece tanıştım adamlarla. Yemek yedik birlikte. Sözde ortaklıklarını kutladılar. Avukatları dahil hiçbirini gözüm tutmadı. O şirketin daha ne olduğu belli değil. Yeni yeni isim yapmaya başladılar. Bana da hiç güven vermiyorlar. Babanın durumundan faydalandıkları çok açık. Hoş oda bile bile girdi bu işe. Bilemiyorum oğlum. Çok endişeliyim. Babanın hırsı dipsiz bir kuyu gibi. Bunca senenin emeğini bu uğurda tüketecek diye korkuyorum. Hmm.
hemen bakmadım. Hayırdır inşallah, Behlül arıyor. Alo, bitti mi basın toplantınız? Bihter, konuşmamız lazım. Nasıl geçti? Güzel güzel anlattın mı maceranı? Yanında biri mi var? Biz de spordayız ailecek. Annem, Peyker, müstakbel yeğenim, hep birlikteyiz. Anladım. Ben Elif'e gidiyorum. Tamam. Nihat abuk sabuk konuştu, çok canım sıkıldı. Nasıl yani? Bilmiyorum, bir şeyler ima etmeye çalıştı. Belki de ben öyle anladım. Ama huzursuz oldum işte. Bir süre Elif'te kalsam iyi olacak. Nihal'in diploma töreni bu cuma. Cuma görüşürüz o zaman. Tamam, sızlanma. Söz hediye seçmene yardım edeceğim. Tamam, buluşuruz o zaman. Bakarız bir şeyler işte. Müsait olunca ara. Tamam, Elif'e çok selam. Bekliyorum telefonunu. Sağ ol, onların da selamları var. Nihal'e diploma hediyesini alacağını bilemiyormuş, yardım istiyor. Bizim de bir şeyler almamız lazım. Adnan'ın hediyesi belli, araba alacak. Üniversite sınavından hemen sonra ehliyetini de alacak. O zamana kadar arabasının elini süremeyecek ama neyse. Behlül'le hediye almaya giderken ben de geleyim sizinle. Tamam, gel. Ben de bir şey alacağım zaten. Hep birlikte seçeriz işte. Tabii tabii. Domestik babaannesi mi yanında Feridun'un? Hayır, bakıcısıyla. Artık eskisi gibi ilgilenmiyor bakıyorum. Her gün arıyor, soruyor. Dün de aradı yine. Gözünüz aydın dedi Behlül için. Aman ne büyük jest, gözlerim yaşardı. Hilmi Bey için ne dersen de ama Aynur Hanım'a laf söyleme. Ah safım benim. O kadının da Hilmi'nin uydusu olduğunu anlamıyorsun. O yönlendiriyor onu da hep. Ay neyse tamam, o adamın adını bile anmak tüylerimi diken diken ediyor. Kapat aman, of yine sinirlendim. Konuyu ben açmadım ki. Tamam kapat. Thank you.